Kısa bir zaman önce kedim hasta olmuştu. Baksıyla birlikte telaşla veterinere götürdüm. Veteriner çoğunlukla köylere gidiyor. Her zaman klinikte bulunmuyor. Kafesiyle birlikte bıraktım, eve geldim. Sonrasında böyle bir kalabalık olmuş. Sokak hayvanlarına yardım eden bir veteriner hekim olduğu için böyle geleni gideni çok oluyor. Ve baksım karıştı. Onun yerine bana başka bir kedi taşıma çantası verdiler. Ama o da teşhir ürünü sanırım. Böyle vitrinde dura dura rengi solmuş. Ben de akrilik boyalarla bir güzel boyadım. İyi ki şu akrilik boyalar var. Hani bir de çevre dostu olurlarsa çok mutlu olacağım. Mesela şöyle hediye gelen bir karton vardı. Onu boyadım. Böyle kekiklerle, ölümsüzlük otuyla. Çok güzel oldu. Burada da kekiğim, kendi yetiştirdiğim kabaklarım, gece lambası mevcut. Şimdi bugün Japon şemsiyesi yetiştireceğim. Yetiştirmeliyiz, üretmeliyiz. Daha çok yeşil bitkiler bulunmalı evimizde. Çünkü büyük şirketler, özellikle çevreyi korumayan şirketler bizim yaşantımızı zapt ediyor. Bize daha çok plastik satmak için bir sürü baskı yapıyor. Dün markete gittim, un aldım raftan ve unun kağıdı böyle ambalajı açıldı, üzerime unlar falan döküldü. Kasiyer ısrarla abla poşet vereyim, abla poşet vereyim. Hayır, teşekkür ederim dedim. İstersen vereyim abla diyor. Gerçekten komikler. Hani böyle işletme veya sosyoloji öğrencilerini salmışlar marketlere. Gidin şu hedefi yerine getirin diye bir hedef koymuşlar. Yani açıkçası bu zincir şirketleri kınıyorum. Gerçekten ihtiyacı olan kişiler çalışmalı. Sinekten yağ çıkarma zihniyeti artık bir kenara bırakılmalı. Gerçekten insanlara hizmet edilmeli, reklamlarda söylendiği gibi. Şimdi Japon şemsiyesi sazlıklarda yetişen, suyun içinde yetişen bir bitki. Hatta su saksılarında çok güzel bir görüntü oluyor. Havuzlarda tropik ve subtropik bölge bitkisi. Çok dekoratif, özellikle havuzlarda, su saksılarında, taş bahçelerde çok yakışıyor. Hem suyu hem de havayı temizliyor. Evlerde de yetiştiriliyor. Son zamanlarda artık böyle modern mobilyalarla minimalist evlerde hoş bir görüntü veriyor. Yaprakları çok dekoratif, salonlara çok yakışıyor. Yaklaşık olarak 1-2 metre, hatta bazen 3 metre boylanabiliyor yetiştiği yere göre. Güneşi çok seviyor. Sulu bir yerde olursa, sulak bir yerde oldukça iyi gelişiyor. Yaprakları sürgün uçlarında şemsiye gibi dizilmiş. Bu nedenle de zaten şemsiye deniyor. İnce, uzun, biraz sivri uç kısımları iğne gibi bir bitki. Şimdi bunu böyle sapıyla koyduğumda üstten gelişiyor. Bunu böyle ters çevirdiğimizde kök atıyor. Tıpkı burada olduğu gibi. Şimdi bunu dikeceğim. Çok fazla derine gömmeye gerek yok. Toprağımız gözenekli, boşluklu. Çünkü toprağın içindeki organik maddeleri alabilmesi için bu hassas ve taze köklerin toprağın yumuşak olması gerekiyor. Bir miktar daha toprak ekebilirim. Yine üretmek istersek tohumdan ayırma yöntemiyle, yani elimize bir çapa alıyoruz. Oldukça sert bir bitki, öyle elle kopmuyor. Mesela bir otsu bitki gibi değil. Şunlar adeta zırh gibi. Çapayla kökten ayırıyoruz. Çelikle de yapabiliyoruz. Çelikle bu şekilde ürüyor. Tohumla, çelikle ve ayırma yöntemiyle üretebiliyoruz. Budanması gerekli. Özellikle bitkinin dinlenme döneminde yapılırsa daha iyi olur. İlkbahara daha düzgün bir formda girer. Budama yapmak istediğimiz zaman bir karış bitkide gövde bırakıyoruz ki şu yeşil aksamıyla yine fotosentez yapabilsin. Sonrasında tekrar filizleniyor ve daha sağlıklı bir bitki oluyor.
Tesbih çiçeğine benzetiyorum ben birazcık. Her ne kadar görünüşü benzemese de tesbih çiçeği de mesela suyu temizliyor, kirli suları temizliyor. Bir bakıma Nilüfer'i de hatırlatıyor. Nilüfer ne kadar benzemese de, daha böyle sukulent türü, sulu yapraklı bir bitki olsa da, Nilüfer'in de çok önemli bir görevi var. O da kirli suları temizliyor. Bu şemsiye bitkisi de bu anlamda bence çok önemli. Bir bitkinin yüzlerce, onlarca, binlerce çeşidi olabiliyor. Yani kesinlikle bu bitki şudur diyemiyoruz. Bunun için birçok kaynak gerekli. Bu bitkinin de Japon şemsiyesi, yani ait olduğu familyanın yüzlerce türü var. En bilineni Cyperus alternifolius. Bu bilinen ve araştırılan türlerden bir tanesi. Latince isim önemli. Çünkü Latince dediğimizde bitkinin adını ve soyadını kabul ediyoruz. Diğer bitkilerle olan benzerliklerini başka bir isimlemede sınıflandırıyoruz. Sazlıklarda yetişiyor. Dar, otsu bir bitki ama oldukça dayanıklı. Yapraklarının böyle renk değiştirmesi de güzel. Farklı renk tonlarına giriyor. Küçük çiçekleri var. Çok gösterişli değil ama kendi ortamında bence oldukça gösterişli. Küçük küçük minik çekirdekli çiçekleri var ve tohumları oluşuyor. Çiçekler yine küme şeklinde oluyor. Şimdi biraz daha sulayacağım. Suyunu iyice çekti ama artık bitkimiz hazır. Böyle sokak hayvanları için aldığım mama kaplarında yetiştiriyorum bunları. Bir süre sonra şu kağıdı sökülüyor. İçindekiler diyor et ve et yan ürünleri, parantez karaciğer, %4 varmış o da sadece. Tahıllar buğday içeriyormuş. Bu şekilde alıyorum. Sokak hayvanları da bayıla bayıla yiyor. Yaş mama önemli çünkü sürekli kuru mama yediklerinde sindirim sistemi problemleri yaşayabiliyorlar. Arada böyle sulu yaş mama kıvamında yiyecekler verilmesi gerekiyor. Japon şemsiyesini diktim. Üretiyorum, satıyorum, sipariş alıyorum ve bitkimin büyümesini dört gözle bekliyorum.